Merhaba CoinMess takipçileri. Bugün CoinMess kurucularından Mert'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Mert'le birlikte bugün çok güzel soru cevap videosu çekeceğiz. Eğer sizin de sorularınız varsa hemen videonun açıklamalar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Mert'e ilk güzel sorumuz. Kriptoda yaptığın en büyük hatalar nelerdir? Öncelikle merhabalar dostlar. Coin Mühendisi'ne hoş geldiniz. Bugün Coin Mühendisi ekibi sizlerin Twitter'dan bize sorduğunuz soruları derlediler. Bana şu anda soruyorlar. Şöyle 9-10 maddeden oluşan bir not çıkardım sizlere daha iyi konuşabilmek için. Yavaştan başlayalım. Ben 2017'de kriptoya girdim ve şu anda 2023'teyiz arkadaşlar. 6 yıllık tecrübelerime dayanarak benim hatalarım, daha iyi yapabileceğim şeyler şunlar olurdu. 2021 yılında biz Coin Mühendisi olarak bayağı büyük paralar kazandık. Güzel paralar kazandık. Hayal edemeyeceğimiz paralar kazandık. 2021 yılında daha çok gerçek hayata para çıkarmayı isterdim. Çünkü 2021 yılında kazandığımız paranın çoğunu biz dışarı çıkarttık. Fakat çıkartmadıklarımızın çoğu 2022 yılında bayağı eridi arkadaşlar. Ben şu anki kafamla keşke o paraları kazandıktan sonra böyle bir anlık bir zafer sarhoşluğu mu diyeyim? Bir şeye düşmüşüz yani. O zaman o paralara bakıyorum mesela şu an. Diyorum ki vay be diyorum, biz o zaman o kafayla onları nasıl kazanmışız ya falan diyorum. Hiç evden çıkmıyorduk zaten. Aylarca evden çıkmadık. Böyle saçımız sakalımız falan birbirine karışmıştı. 2021 yılı çok başkaydı gerçekten. Yani gerçek hayatı biraz unutmuşuz. Oradaki paralar bize oyun gibi gelmiş. Biraz daha gerçek hayata yatırım yapmayı kendi çapımda isterdim yani. Benim hatalarımdan biri bu. Peki en büyük hatamıza daha az kar realizasyonu yapmış olmak diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yani çok daha fazla, çok daha büyük şeyler alabilirdik. Ya yine çok güzel şeyler aldık. Hayatımızı garantiledik ama daha mükemmel olması açısından konuşuyoruz şu anda. Bir sonraki boğa sezonunda, bir sonraki büyük paralar kazandığımızda ya biz bunlara dikkat edeceğiz. Gerçek hayatı da düşüneceğiz. Orada resmen 2021'de Metaverse'de gibiydik. Evet. Yani ön satışlar geliyor, oradan oraya ona koy, buna koy. Bazen araştırmadan bile girmişiz yani. Zaten birazdan onları da konuşacağız. Onun dışında başka bir hatam, çok fazla FOMO'ya kapıldık. Peki yani, nedir FOMO? Yani FOMO, Fear of Missing Out. Fırsatı kaçırma korkusu diyeyim. Mesela Luna'da atıyorum, biz Luna'ya çok sonradan girdik. Luna 1-0 attı. O zaman mesela dedik ki buradan döner dedik. Binance falan kurtarır dedik. Çok fazla girmişiz mesela. Gerek yoktu yani. FOMO'ya kapıldık. Onun dışında bazı ön satışlara sadece güzel bir ön satış platformunda çıktı diye büyük paralar koyduk. Veya arkasındaki ekip güzel diye büyük paralar koymuşuz. Ama gerek yokmuş yani arkadaşlar. FOMO'ya çok fazla kapılmışız. Hatalarımdan biri de bu. Bu arada bunları söylüyorum hatam gibi ama yani bizim artı olarak güzel yaptığımız çok şey de oldu. Ben şu anda hatalarımı söylüyorum. Yani çok daha iyi olabilir. Her zaman daha mükemmel olabilir zaten. Sen zaten kripto ile hayatını kurtarmış, belirli bir seviye çıkartmış bir birey olarak konuşuyorsun şu anda birlikte. Zaten bütün takipçilerimiz bunun farkındadır. Evet ya, ben samimi olarak şu anda daha geliştirebileceğimiz şeyleri burada söylüyorum yani. Yani başkası gelip hatalarını gelip anlatmaz bile ama burası Coin Mühendisi, bizim bir ailemiz. Ben burada artı yönleri de anlatıyorum, eksi yönleri de anlatıyorum. Onun dışında bu 2018'dir, 2019'dur. Böyle Twitter'da fenomenler oluyordu ya. Ben o zaman mesela bu Twitter fenomenlerinin dedikleri çok şeyleri mesela para koymuşluğum vardır yani. Deneyi yanılayana zaten onlardan kazık yiyince, öğrenince mesela Coin Mühendisi'ni öyle kurmuştuk. Ya orada mesela siz Twitter'da anonim mesela bir tane hesap. İşte kripto bilmem ne. Anonim, tamam mı? Orada işte geliyor şu coin'e para koydum, bu coin'e para koydum. İşte bu çok güzel, dünyanın en iyi projesi falan. Onlara inanmayın arkadaşlar. Bilmiyorlar. Bak hiçbiri bilmiyor. Ben hiç bilen birini görmedim. Bilen birilerini gördüm. Onların da Twitter hesapları falan yok. Yani onlar çok fazla işte Bitcoin'i olan şey olanlar, piyasayı yönetenler. Onlar gelip Twitter'da size onları yazmakla uğraşmaz bile. Ve hatta bilen birilerine abi sen Twitter'a çok büyüsün falan dediğimizde ben onunla uğraşacağım falan. Ya öyle öyle, aynen aynen. Yani o Twitter fenomenleriymiş şeymiş. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Sizden çok çok daha bilgili değiller. Arka planda mesela size şu coin çok iyi falan filan diyorlar. Ben arka planlarını full biliyorum bu işlerin. Yani atıyorum bize reklam teklifi geliyor, tamam mı? Bilmem ne iğrenç proje. Reddediyoruz. Bir bakıyorum ertesi gün Twitter'dan hesaplar işte bu dünyanın en iyi projesi, işte Metaverse projesi çıkacak, oyun projesi çıkacak, bilmem ne. Dubai'de yaşıyorlarmış. Çok zenginmiş kurucusu. İşte kurucusunun
Dubai emiriyle fotoğrafı var falan. Böyle şilliyorlar ama kendileri reklam parası aldığı için. Sizden tek farkları, bak bu kripto fenomenlerinin Twitter'da falan söylüyorum. Sizden sosyal medyayı daha iyi kullanmaları. Ben bir tane Twitter fenomeniyle tanıştım. Adam MetaMask kurmayı bilmiyordu ya. Bilmiyordu. Adam sosyal medya eğitimi almış. Size böyle işte şey diyor. Bu boğada en çok biz kazanacağız. Şimdi bizi takip edenler en çok kazanacak. Şöyle böyle size umut vadeden şeyler yapıyor. Siz de buna inanıyorsunuz. Düşmeyin bu tuzağa. Onun dışında başka bakayım. Bir tane de şey demişim. Eskiden fenomenleri gözümde büyütmüşüm diye. O fenomenlerin hepsiyle tanıştım arkadaşlar. Yani bak bilgili falan değiller. Yemin ediyorum değiller. Sadece artist yazıyorlar. Nasıl diyeyim? Mesela size coin söylüyorlar ya. Ondan önce kendileri alıyorlar. Sonra coin'i söylüyorlar. Pump dump yapıyorlar. Oradan kaldıraçlar. İşte reklam paraları. Bilmem ne. Her zaman kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar. Yani babanız bile size gelip coin ismi söylese. Ben de bak. Bir gelin size coin ismi söyleyince gidin araştırın. Yani ben de hata yapabilirim. Ben sürekli bilsem zaten Elon Musk olacağım. O zaman her şeyi bileyim yani ben. Ben de hata yapıyorum. Ama mesela bakıyorum. Mesela hata oranım %30. %70 doğru söylüyorum. %30. Yanılıyorum. Mesela ama ben hiçbir zaman kendi para koymayacağım projelerin reklamını falan filan yapmam yani. Kendim mesela ben BNB'ye para koyuyorum. Veya kendim atıyorum. Ethereum alıyorum. Aldığım şeyleri söylerim yani. Mert'in her zaman bir lafı vardır. Her şeyi bilsem Elon Musk olurdum. Yani ben her şeyi bilmiyorum. Ben de hata yapıyorum ama bir yılın sonunda bakıyorum. Benim mesela bir yıl önce şu kadar param varmış. Şimdi bu kadar param var. İşte hangi projelerden kazanmışım, hangilerine batmışım. Mesela her yıl sonu ben değerlendirme yaparım kendime. Not defterim vardır. Hatalarımı not alırım. Bir daha onları yapmamaya çalışmam. Mesela bir şeyden çok büyük para kaybederim. Böyle bir olay olduğunda o olayla mesela not defterime full yazarım yani. Hatalarımdan ders çıkarmaya çalışırım. Çünkü para kaybetmek çok kolay. Mesela bilgi öğrenmek de aslında kolay ama o tecrübeyi kazanmak çok zor. Kesinlikle. Öyle diyeyim yani. Mesela gerçek hayattan bir örnek vereyim. Şimdi dün İzmir'deydim ben. Bugün İstanbul'a geldim. Yol normalde İzmir İstanbul 5 saat. İşte bayramdan dolayı 5 saatlik yolu 13 saatte geldim. Ben tam evden çıkmadan benim kuzenim geldi bana dedi ki Mert bak dedi bayram var dedi. Ben bir kere bayramda 13 saatte geldim dedi bana. Tamam mı? Ben de dedim ki abi dedim sen dedim işte o zaman şeymiş. Ben şimdi haritaya navigasyona baktım öyle göstermiyor falan dedim. Sana yemin ediyorum 13 saatte geldim. Ve mahvoldum. Öyle bir trafik var ki yani bazen tecrübe ben de mesela insanları şimdi diyorum ama ben de aynısını yaptım. İnsanların tecrübesini dinlemiyoruz. Onlar yıllarca şeyler yapmış. Yıllarca uğraşmışlar mesela o konuda. Ama tecrübe bazen her şeyden önemli. Yani tecrübe çok önemli evet. Bazen dinlemek gerekiyor. Yine öğrenirsin ama para kaybederek öğrenirsin. Bak ben söylüyorum yani bir mesela bu video reklam bile koymuyoruz. Bu videoyu sadece bizden küçükler kripto hakkında bilgisi olsun diye çekiyorum yani. Benim hoşuma gidiyor. Benim canım sıkılıyor. Ben önceden işte para kazanma hedefim vardı. Onu yaptım. Mesela ne bileyim hayatta insan bir amaç arıyor ya, insanın canı sıkılıyor ya. Şimdi de ben bunu yapmak istiyorum yani. Para kazanma amacında değilim yani şu an. Ben sadece bildiklerimi öğretmeye çalışıyorum. Çünkü zamanda bilmediğim için çok para kaybettim. Milleti dinledim işte o kripto fenomenleridir, şudur budur. Sizlere anlatmaya çalışıyorum ki düzgün bir bilgi kaynağınız olsun. Türkiye para kaybetmesin. Ya bu kripto sayesinde ülkeye ciddi bir şekilde döviz sokabiliriz. Bak ön satışlar oluyor, suyu oluyor, Aptos oluyor. Suyu'ya biz zamanında airdrop mühendisidir, coin mühendisi, para mühendisi. Sürü'yle flood'umuz var. Twitter'a yazdık, web sitemize yazdık, YouTube'a videolarını çektik. Discord'a giren herkes şimdi Suyu aldı neredeyse. Aynı şekilde Arbitrum'da öyle, Aptos da öyle. Evet, Arbitrum'da evet. Hiçbir şey bilmeyen insan, sadece dediklerimizi yapanlar bile 4000 dolar cebine para koyuyor. Evet yani. Onun dışında bir yer kriptoda yaptığım hatalardan biri düzensizlik arkadaşlar. Ben 2017, 2018, 2019 full airdrop'tan böyle 200 tane MetaMask cüzdanım vardı. Mesela her borsada 10 tane 20 tane hesabım vardı KYC'li işte. Ya anneannemin üzerine bile hesap açıp airdrop'tan falan böyle şey yapıyordum. Çünkü öyle geçiniyordum ya. O zaman bir burs param vardı bir de o vardı yani ne yapayım. Ben de öyle geçiniyordum. Çok fazla hesabım vardı. Çok fazla sosyal medya, çok fazla mailim vardı falan. Mesela bazı borsalarda param kaldı. Çok düzensizlik yani. Sistem kuramadım arkadaşlar. Mesela projelere 200 tane projede param vardı mesela. O parayı yönetemedim yani. Para çok dağıldı. İşte yani sistem kuramadım. Daha düzgün bir sistem kurabilirdim. O yüzden de çok mesela zamanında bir proje yatırım yaptım. Atıyorum. Şimdi rakamları örnek vereyim. Ben rakam, miktar öyle şeylerle ilgili konuşmak istemiyorum. Mesela 1000 doların
doların bir projede 100 bin dolar olduğunu düşün. Ama ondan haberin yok. Unutmuşsun. Çünkü çok fazla şey var. Sonra onu keşfettiğinde bir yıl sonra ayı sezonunda mesela o aklıma geldi. Bir baktım 1000 dolar 100 bin dolar olmuş. Geri 2 bin dolar olmuş mesela. Yani sistemsizlik çok kötüydü. Sistemi düzgün kuramadım. Çok hızlı oldu. Birden boğa sezonu geldi. Paradır işte şeydir. Uykusuz yani günde 2 saat uyuyordum. 6 ay boyunca günde 1-2 saat uyudum. İşte her şeye yetişmeye çalıştım. İşte hatalarımdan biri de bu. Mesela sağlığım da gitti zaten. Mesela gözlerim aşırı bozuk yani. Ya artık bilgisayara düzgün bakamıyorum bile. Boyun fıtığı oldum. Boyun düzleşmesi olmuş. Bel fıtığı oldum. Sürekli boynum ağrıyor, belim ağrıyor. İşte gittiğimiz spor hocamız da aynı şekilde. Hani Mert'in kesinlikle tedavi alması lazım yani şu anda. Ya gözlerim de çok kötü. Evet, çanta takamıyor yani. Çantayla 5 dakika yürüyemiyoruz yani. Öyle o kadar düşün. Gözlerim de çok kötü. Mesela güneş gözlüğü olmadan çok bilgisayara bakmaktan oldu bu. Asla dışarı çıkamıyorum. Güneş gözlüğüne resmen bağımlı gibi oldum. Yani, bu da kötüydü. Kriptoya bu kadar kendiniz vermişken sürekli sağlığınızı da göz önünde tutun. Sağlık için sürekli gereken şeyleri yerine getirin. Ya evet, mesela kesinlikle spor yapmak lazım arkadaşlar. Çünkü sürekli bilgisayar başında yükselişler, düşüşler falan insan kafayı yiyor. Yani sosyal hayatınız da kalmıyor. Kız arkadaşınız da kalmıyor. Her şey gidiyor. Çünkü ben acayip bir şekilde bir ara kendimi kriptoya öyle bir adadım ki 1-2 yıl boyunca. Çünkü maddi zorluklar yaşıyordum, şey yaşıyordum. Bir de hırslarım vardı, hedeflerim vardı. Onları yapacağım diye. Harbiden biraz abartmışım yani. Spor kesin yapmanız lazım. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur derler. Ya i̇şte. Zaten 3 sene öncesine kadar 50-55-60 kilo falandık. İncecik şeylerdik. Hatta fotoğraflarını bulabilirsek böyle koyalım sağa sola. Evet, başka hataların var mı? Başka hatam mesela ilk kriptoya girdiğimde 2018'de pump gruplarına giriyordum. O pump gruplarıdır, şudur budur, kesin uzak durun. Mesela param zaten çok az. Gidip paramı da pump gruplarında falan batırmıştım, şey yapmıştım. O da kötü yani. Mesela bir gün hiç unutmuyorum. Yurttayım işte. Şişli KYK yurdunda kalıyorum. Tüm paramı toplamışım, tamam mı? Böyle bir tane grup vardı Telegram'da. Sana söylüyor mesela coin'i. O coin'i ilk sen alırsan bayağı artıyor falan. Neyse ben biraz geç almışım. Bütün param batmıştı mesela. Kalbim falan böyle çıkacak gibiydi falan. Pump gruplarına sakın bulaşmayın. Onun dışında paranızı her zaman kendiniz yönetin arkadaşlar. Mesela size gelecekler diyecekler ki bunu ben yapmadım ama genel insanların hatalarından şey yapıyorum. İşte paranı bana ver. Yıllık sana %30 kesin gelir gelecek veya bir ayda paranı ikiye katlayacağız falan. Telegram'dan yazarlar, Twitter'dan yazarlar falan. Paranızı kimseye vermeyin. Her zaman paranı kötü de yönetsen, batsan da senin hatanla bat. Gidip millete paranı verme arkadaşlar. Senden daha bilgili değil. Sen biraz araştırdın mı zaten onun önüne geçeceksin. Onun dışında bu mining sistemleri falan vardı. Evet. İşte insanlar ona da sakın girmeyin. Web madenciliği falan diyorlar. İşte paranı buraya yatır falan derler. Onun dışında SMS gelirse size mesela kendini Binance çalışanı, OKX çalışanı, KuCoin çalışanı gibi. Yani geçen mesela dün oldu. Dün bana WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Diyor ki işte hocam bana böyle bir mesaj geldi. Bilmem ne numarası şey yapmış. İşte burada paranız kaldı. Binance'daki paralarınızı çekmek için buraya kaycı yapmanız falan. Linke tıkladığın an paranı çekiyorlar arkadaşlar. Çok dikkat etmelisiniz. Çünkü paranızın güvenliğini sağlamak sizin göreviniz. Yani bu kriptoda kazanmak kolay değil. Her türlü şeyi yapmanız lazım. Güvenliğinizi de sağlamanız lazım. Bilgili de olmanız lazım. Çok fazla etkinin bir araya gelmesi lazım kazanmanız için. Onun dışında ben zamanında Todex borsasının eski ismi CoinEx'ti. Orada Dogecoin'lerim vardı. Bayağı vardı. Onlar mesela Todex batınca oradaki param battı mesela. Paranızı yatırdığınız borsalara çok dikkat etmeniz lazım. Onun dışında coinmarketi.com diye bir yerde Cardano'larım vardı. O da Türk borsasıydı. Nereden bulmuşum zamanında onu da bilmiyorum da. Cardano gün 100x yaptı. İşte benim hatırladım birden. Cardano'larım işte vardı falan. Sonra bir baktım CoinMarket diye bir yerde borsa kapanmış. İşte yani böyle şeylere dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Sağlam yerde tutun paralarınızı. Son olarak da bazı ön satışlara veya normal projelere çok büyük paralarla girmek arkadaşlar. Risk yönetimimizi iyi yapamadığımızdan dolayı oldu bu. Şu ön satış platformunda çıkmışsa bu proje iyidir. Ekibinde şu adam varsa iyidir. Çok saçma sebeplerle risk yönetimini yapamadan mesela atıyorum 100 bin TL'niz mi var? Gidip tüm paranızı oraya yatırmayın. Sepet yapın, bölün. Dünyanın en iyi şeyi de olsa risk yönetimini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi öneririm. Onun dışında zamanınızı iyi yönetmenizi
tavsiye ederim bir dostunuz olarak. İşte siyasetle boşa zaman harcamayın. Onun dışında gereksiz insanlarla boşa vakit kaybetmeyin. Çünkü zamanınız çokken çalışıyorsunuz, bu sefer paranız oluyor. Paranız çokken bu sefer zamanınız olmuyor. Para varken, zaman varken bu sefer sağlığınız olmuyor. Hayat kısa arkadaşlar. Parasız da hayat olmuyor. Böyle bir döngüye giriyoruz arkadaşlar. O yüzden zamanınızı çok iyi yönetmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Zamanı çok iyi değerlendirin. Bazı fırsatlar hayatta her zaman karşımıza gelmez. Fırsatımız varken değerlendirmeliyiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Samimi bir şekilde içimden ne geliyorsa söylemeye çalıştım. Coin mühendisini, para mühendisini, airdrop mühendisini, kripto mühendisini takip etmeyi unutmayın. Bizleri Twitter'dan, Instagram'dan takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Başka sorularınız varsa da YouTube'da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Mustafa Gökçe, sana da teşekkür ederiz. Selamlar, görüşürüz. Soruların için bay bay.